Anka verilerini neden CHP ya da kendi sisteminizdeki verileri neden bir internet sitesi veya bir uygulama üzerinden kendi seçmeninizi açmayı tercih etmediniz? Sayın İmamoğlu ve Yavaş o akşam çıktılar. İlk çıktıklarında veri açıklayamadılar. Sayın Yavaş dedi ki biraz daha birikmesini bekliyoruz. Sonrasında ya CHP'den mi sağlıklı veri alsak diye muhalefet seçmeninde en azından büyük bir Evet. beklenti oluştu. Böyle bir sistem neden kurmadınız? Şimdi efendim, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorumluluk alanı medya ve kurumsal iletişimle sınırlı bir insanım. Veri girişi ve diğer uygulamalar başka bir arkadaşımızın sorumluluğu altında. Ve orada yapılan çalışmaları Onursal adı güzel. Onursal Bey yaptı. Ama benim arkadaşlarıma sorduğum ve o gece orada yaşadığım şeyde herhangi bir aksaklık olmadı. Verilerde gecikme oldu sizin söylediğiniz. Benim de altını çizdiğim. Bunun sebebi AK Parti'nin itirazları. Sandık başlarında bizim önde çıktığımız her sandığa itiraz ettiler. Ama biz en sonunda bugün Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi, Sayın Muharrem Erkek'in de açıkladığı gibi, ıslak imzalı tutanaklarla YSK verilerini karşılaştırdığımızda itiraz ettiğimiz noktalar sonucu değiştirebilecek bir oy oranını kapsamıyor. Bunun altını çizer misiniz? Çünkü Sayın Muharrem Erkek bunu söyledi. Evet, itiraz ettiğimiz belli sandıklar var ama bunlar seçimin sonucunu değiştirmiyor dedi. Fakat hem sosyal medyada hem de muhalefet cephesinde benim arkadaşlarımda dahi ya biz aslında çok daha yüksek almışız. Tırnak içinde oylar çalınmış diyorlar. Böyle bir durum yok Hayır efendim, anladığımız Cumhuriyet Halk kadarıyla. Partisi bugün Sayın Genel Başkanımızın açıkladığı gibi bir tek oyun dahi çalınmasına izin vermez. Biz oyları, bunlar dışarıdan kaos olsun diye yapılan manipülasyonlar. Biz bir tek oyun dahi peşindeyiz. Sayın Genel Başkanımızın dediği şey, bir tek oy için dahi itiraz ediyoruz ve oyun peşindeyiz. O oy doğru yere konulana kadar biz onun takipçisiyiz. Biliyorsunuz adalet nedir diye sormuşlar Mevlana'ya. Layık olanı zulüm gördüğü yerden, layık olmadığı yerden alıp layık olduğu yere koymaktır demiş. Biz bir tek oyun dahi nelere yol açtığını bilecek kadar tecrübeliyiz. Biz 100 yaşında bir partiyiz. 100 yaşındaki bir parti bir tek seçmeninin dahi oyunu zayi etmez. Bütün itirazlarımızı yaptık, takipteyiz. O konuda bütün yurttaşlarımız emin olsunlar. Ama bunların da seçimin sonucunu değiştirmeyeceğinin Sayın altını Muharrem Erkek çiziyorsunuz. arkadaşımızın açıkladığı, onlar çünkü o alanla ilgililer. Bu oran onu değiştirmez diyorlar. Peki. Madem veri akışında bir problem yoktu, Sayın Onursal Adıgüzel neden istifa etmeyi tercih etti? Ya Onursal da görevden mi alındı? açıklamasında, kendi açıklamasında belirttiği gibi bir kamuoyunda linç yaşıyoruz. Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, işte başka arkadaşlarımız, bugün en son gördüğüm Fethullahçı linç genel başkanımıza uzanmıştı. Şimdi bakın efendim, siyasi partiler toplumla diyalogları geniş, açık olmak zorundadır. Ama bu toplumsal linç önü alınabilir bir şey değil. Çünkü duygusal bir bakış açısı var. Onları da anlayışla karşılıyorum. Masum olanlarını, Fethullahçıları, bir amaca dönük olarak çalışanları değil. Sizin arkadaşınız size ne diyor? Biz daha çok kazandık diyor. Benim 8 yaşındaki oğlum evde bir saat ağlamış. Şimdi böyle baktığınız zaman onun her bir gözyaşı, benim ağlamadığımı kim söyleyebilir ki yani? Ağladınız mı? Niye ağlamayayım ya? Dünyanın emeği var orada. Bugünün yarın emeği değil. 6 yıl cezaevi var orada. Bütün bu süreçleri niye yaşıyoruz? Neden yaşıyoruz? Öyle basit iki tane tweetle olacak şeyler değil. Biz varlığımızı koyuyoruz. Burada isyanınız neye ve kime? Efendim burada isyanım Fethullahçı'ya, alçağa, namussuza, bu emekleri görmeyen, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nasıl büyük bir mücadeleyle buralara geldiğini görmeyenlere. Böyle şey olur mu? 8 yaşındaki çocukla 57 yaşındaki adamda oturup ağlıyoruz. Niye ağlıyoruz? Daha güzel bir Türkiye için. Daha iyi bir Türkiye için. Başaramadık Hayır ağlaması mı efendim, bu? başaramadıkla alakası yok. Biz mücadeleden geliyoruz. Ben Cumhuriyet mitinglerini yapan insanım. Ben Mustafa Kemal'in sancağını yüreğinde taşıyan adamım. Bunun için 6 yıl hapis yatan adamım. 6 yıl hapis yatırılmış, beraat ettin kardeşim, git hadi denilmiş bir adamım. Ben Fethullahçısıyla, PKK'sıyla mücadele etmiş bir adamım. Size haksızlık mı yapılıyor seçim Efendim, sürecine dair? arkadaşlarımızın duygusal tepkilerini anlarız. Onlar bizim canımız. Biz onlarla beraber varız. Biz bugün yokuz ki. 30 yıllık bir mücadelenin ürünüyüm ben. Ben devrimci gelenekten geliyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Altı ok benim sinemde kazılı. Şimdi Fethullahçıların alçaklıklarına, diğer terör örgütlerinin alçaklıklarına pay bırakacak bir insan mıyız biz?
Fethullahçılar ne yaptı da bu kadar öfkelisiniz? Efendim, FETÖ terör örgütünün bu süreçte ne yapmış? Efendim, pek çok şey yapmaya çalıştılar başladılar. Da. 4 ay öncesinden çünkü başladılar. Çünkü tam aksine CHP'nin onunla bir takım işbirliklerine girdiklerini bir iddia eden Fethullah edenler oldu. Fethullah eşittir alçaklıktır. Ben evimin önünden alınırken de söyledim. Fethullah'ın itleri yıldıramaz bizleri. Biz Fethullah terör örgütüyle bugün mücadele etmiyoruz ki. Biz Fethullah terör örgütüyle yıllardan beri mücadele ediyoruz. AK Parti sarmaş dolaşken, onlarla birlikte ülkeyi talan ederken ben Fethullah terör örgütünün hedefindeydim. Beni aldılar götürdüler, evinde Mustafa Kemal Atatürk'ün nutku çıktı diye tutukladılar. Senin adın ismin Şema da var dediler. Şema 5 yıl 4 ay sonra açıldı. Benim adım dışında herkes var ama ben yokum. Ben öyle bir mücadeleden geliyorum. Ama bugün benim annemin bakkalı, bugün Kars'tan, bugün Keşan'dan insanlar beni arayıp ya bunlar sen gece ben belgeleri almışım, ıslak imzalı belgeleri. Hı. Götürmüşüm saraya, karşılığında da 95 milyon dolar almışım. Bu ahlaksızlığı kim yayıyor biliyor musunuz? Mesut Yılmaz diye benim tutuklanmamda polis olarak imzası olan namussuz FETÖ'cü yayıyor. Bunlar 15 kişi toplanmışlar. Yarın bu konuda çok güzel belgelerle yanıt vereceğim bir video olacak. Toplanmışlar, bu yalanları yayarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni, Türkiye'yi kaosa sürüklemek istiyorlar. Seçime gidiyoruz. Bunlar tartışılır mı? İkinci seçim için koşacağız. Bu FETÖ, şimdi seçim gecesine döneceğim ama FETÖ ile ilgili Sayın Muharrem İnce'nin de iddiaları oldu. Kendisine bir iftira atıldığını, bu iftiranın da FETÖ'cüler tarafından atıldığını, CHP'nin de bu konuda kendisine yeterli desteği vermediğini söyledi. Ne dersiniz? Sayın, haklı mı Muharrem İnce? Bakın efendim, Sayın Genel Başkanımız derhal böyle karanlık, böyle kaotik, böyle alçakça şeyleri reddettiğimizi, böyle namussuzca yapılan iftiralara ve kumpaslara asla ve asla prim verilmemesi gerektiğini söyledi. Hatta bu kumpasta CHP'nin de payı var mı? Efendim, soruları bile yükseltti. Biz öyle bir partiyiz ki bizim habitatımızda FETÖ terör örgütünün yaşaması mümkün değildir. Biz Mustafa Kemal'in sancağına sarılıp yatan insanlarız. FETÖ terör örgütü bize yaklaşamaz bile. Bizim içimizde duramaz bile. Bizim yaptığımız şey insan hakları mücadelesidir. KHK ile atılanlar. Şimdi size bir olay anlatayım. İki tane çocuğuyla birlikte konakta, ilçe binamızda duruyorum. Bir hanım geldi. İki çocuğum var. Ben kocam FETÖ'den içeride yatıyor. Açım abi, bize yardım edin dedi. Ben yardım etmeyecek miyim? Hanımefendi, FETÖ terör örgütü beni cezaevinde 4 yıl hücrede tuttu. Hücrenin duvarlarındaki küflenmiş ve küflerin çiçek açtığını orada gördüm. Orada tanıklık ettim. Ben öyle bir mücadeleden geliyorum. Ama şimdi orada FETÖ'cü birisi yatıyorsa o insan haklarına aykırıdır. Ben insan hakları savunurum. Cumhuriyet Halk Partisi insan hakkını ve onurunu savunur. O insanlar orada kalamazlar dediğimiz zaman FETÖ'cü mü oluyoruz yani? CHP iktidara gelirse FETÖ'cüleri hapisten çıkaracak, FETÖ'cüler Türkiye'ye geri dönecek. Hayır efendim, diye bir iddiada bulunuyor. Hayır efendim, bu külliyen yalandır. Isimle. Bu külliyen yalandır ve bu Fethullahçılar tarafından da köpürtülen bir balondur. Bu alçaklığın kendisidir. Öyle şey olur mu efendim? Kim haksız, hukuksuz, adaletsiz yatıyorsa, kim hakkı, hukuku, adaleti çiğnenmişse biz onun elinden tutar kaldırırız. Onun FETÖ'cü olup olmadığına bakmayız. Ama FETÖ terör örgütünden içeride yatıyor. Biz ona ne yapabiliriz efendim? Terör örgütlerinin PKK'lısına da FETÖ'cüsüne de bizim acımamız mümkün değildir. Biz onlarla müzakere etmek için oturmuyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Biz onlarla mücadele ediyoruz. Bu kadar net söylüyorum. Gelelim, dönelim seçim gecesine. Evet. Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş da sizin aranızda bir gerilim oldu Hiçbir mu? Hiçbir şey efendim. Bakın efendim, Ekrem Bey bizim ilçe başkanımızdan geliyor. Mansur Bey yılların politikacısı. Biz niye tartışalım? Sonra benim bulunduğum konumla, onların bulunduğu konum karşılıklı saygıyla, sevgiyle, biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birbirine öyle ses yükselten, bağıran, hakaret eden böyle bir şey asla olamaz. Keşke çıkıp biz öndeyiz açıklamaları yapmasalardı, muhalefet seçmeni de çok umutlandı ve sonunda gecenin sonunda hayal kırıklığı yaşadı diyor musunuz? Hayır efendim, niye diyeyim? Sayın başkanlarım elindeki veriyle konuştu. Biz o an o dilimde Anadolu Ajansı %60 gözükürken biz bizim elimizdeki veri... Son açıklamalarında, son çıktıklarında Anka'da Cumhurbaşkanı öndeydi. Anka'da. Efendim, ama buna Anka bizi ilgilendiren bir şey değil. Anka bizim yayın organımız değil ki. Peki. Anka bizim dışımızdaki bir... Anadolu Ajansı neyse Anka'da o bizim için. Ama Anadolu Ajansı verileri %60 ile verirken Anka 45 ile 49 ile veriyordu. Ve biz burada Anka'nın verisini ve Anadolu Ajansı'nın verisini kabul etmeyiz. Bizim kendi
Cumhuriyet Halk Partisi. Sistemimiz var efendim. İkinci turda bu sistemi açacak mısınız? Evet, açılmalı mı halka? Bakın efendim. Ben sorumlu değilim ondan dediniz. En azından önerinizi alabiliriz. Ben şahsen iletişimin mümkün olduğunca açık olmasını, paylaşılmasını isterim. Ama bu olanaklı mıdır değil midir? Bu konuda bilgi sahibi değilim. Onun onursal adı güzel arkadaşımız bilir. O da ayrıldı. İşte yerine yeni bir arkadaşımız başarılar geldi. Başarılar diliyorum. Devrim Barış Çelik arkadaşımız geldi. Evet. O bilir, onlar bilirler yani. Peki. Bu bizim, benim vereceğim bir şey, MHK'mızın vereceği bir karardır.